video izlerken, oyun oynarken, reel sakılırken, tuvaletteyken, tuvaletteyken reel sakılırken, ders çalışırken, yemek yerken, uyurken, uyurken Karl. Mobil oyun reklamları. Reklamların arasında en cringe olan reklam türü. Kendilerini her an beklemediğiniz her yerde görebilirsiniz. Gücün ne kadar az, ayrılıyorum senden. Anladım. Bebeğim, beni neden terk edeceksin? Yalnızca bir gün oynadım ve gücüm tüm sunucunda biri... Her türlü manipülasyona başvurarak kendilerini oynatmaya çalışırlar. Özellikle son zamanlarda inanılmaz sinir bozucu bir şekilde bilerek yanlış kararların verildiği reklamlar. Bu tarz reklamların aslında sağlam bir olayı var. Oyuncu açık açık, bak bu mal yapamadı ama sen kesinlikle mal değilsin. Farz edelim ki öyle. Gel ve nasıl yapılacağını göster. Dercesine üstüne oynuyorlar. Ama bu çöplüğe kesinlikle girmenize gerek yok. Sizi seven bir aileniz ve arkadaşlarınız var herhal. Bu çöplüğe ben gireceğim. Reklamlardaki gibi oyunları oynayabilmek için onları önce bulmanız gerekiyor. Kendilerini TikTok, YouTube, Reels veya başka oyunlarda görebilirsiniz. YouTube'um uzun zamandır premium ve genel olarak bir gün bile premiumsuz kalınca cehenneme düşmüş gibi hissediyorum. Bu yüzden YouTube'u eliyoruz. Reels ve TikTok'ta reklam kovalamaya karar vermiştim fakat bir süre sonra video için materyal topladığımı unuttum ve sonrasında da uyuyakaldım. It's the biggest piece of dog shit. Eliyoruz. Başka oyunlar. Video için materyal toplamadığım sürece mobil oyun oynamıyorum. Videodan sonra da zaten oyunları direkt siliyorum. Bu yüzden önce oyun indirmek lazım. Fazla düşünmedim ve gidip random bir voodoo oyunu indirdim. Her şey zaten bunlardan sonra başladı. İçerisinde çok fazla reklam olur diye özellikle puanı düşük bir oyun seçtim ve mobil oyun oynarken yapabileceğiniz en büyük hatayı yaptım. Mobil verimi açtım. Shit. Hepimizin izlerken o öyle mi oynanır? Dediğimiz oyun Last War. Sizi bilmem ama en azından ben bu reklamı izlerken, ki bu reklamı çok fazla izledim, gameplay'inden çok vizüeline odaklanıyordum. Grafikleri çok canlı duruyor. Umarım oyunda da öyle. Oyunun neredeyse 700 MB olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu aslında hepimizin sandığı gibi voodoo tarzında zaman öldürmelik, reklam izleyerek zaman öldürmelik, sadece para kazanmak için yapılan bir oyun değil. Sadece para kazanmak için yapılan bir oyun fakat voodoo tarzında değil. Bu hepimizin çok sevdiği Rise of Kingdoms tarzında bir oyun. Öğrenci bursu fiyatında donate'ler, sıkıcı ve tek tip seviyeler, durmadan seviye arttırmanız gereken şeyler, battle pass, tasarım üzerinde pek durulmayan karakterler, güzel kadınlar, neyin karşılığında olduğu belli olmayan ödüller, hiç mütevazı takılmayacağım ödül almayı, övülmeyi ve ilgiyi ve genel olarak bu tarz şeyleri çok seviyorum. Fakat bu kadarı da fazla. Gerçekten bunları ne için aldığımı bile bilmiyorum, yeter. Yani bu reklamı izleyip de aklınıza asla gelmeyecek olan her şey oyunda var. Oyunu didik didik arayıp reklama azıcık olsa da benzeyen bir şey buldum. Fakat onu da çok nadiren oynayabiliyorsunuz. Alt tarafı 6. seviye karargah lazım, siz de oyuna yeni başladınız. Bunların hepsi bir yana oyun paso, ekrana tıklamanız ve beklemeniz ve beklemeniz ve ekrana arada donate yapmanız gereken bir oyun. Başka hiçbir olayı yok. Peki sürekli başı derdi de giren amcayı zekanızı kullanarak düştüğü zor durumlardan kurtarmanız gereken oyunu hatırlıyor musunuz? Amcamız ya çölde susuz kalıyor, ya mutfağı yanıyor, ya kıçı donuyor, boğuluyor, madende sıkışıyor falan filan. Bazen reklamdayken oyunu oynamanıza olanak verirler. Tabi tam seviyeyi geçecekken durmadan oyunun linkine yönlendirmeye çalışmalarına karşılık. Ha, oyunun gerçek gameplay ise tabii ki reklamlardan bir tık farklı. Bu bildiğimiz üçü bir yana tarzında bir oyun. Ve sadece 10 level'da bir reklamlarda gösterilenleri uzaktan andıran seviyeler oluyor. Onun dışında hiçbir alakası yok. Oyuna başladığınız zaman zorlanmayarak seviyeleri geçiyorsunuz fakat bir yerden sonra tıkanıyor çünkü level'lar bir anda zorlaşıyor. Sizin hamle sayınız ise her zaman sınırlı oluyor ve sadece 5 tane canınız var. Bunlar bitince de tabii ki beklemeniz lazım ya da donate yapabilirsiniz ki oyunun olayı da bu. Çünkü bu direkt insan psikolojisi yani. O seviyeyi her şekilde geçmeniz lazım çünkü oyunun başında çok zekiydiniz, şimdi ise aptalsınız. Hadi şimdi bunu kabullenin. Sırf bundan dolayı oyunun nasıl paralar kazandığını bilseniz herhalde içiniz acır. Benim feci acıdı. Kingdom Guard'ın reklamlarında gayet dinamik bir gameplay ve hiç de kötü olmayan grafikler gösterilirken, hatta oyunun sayfasındaki ilk iki görselde bu yılanlarla ilgiliyken oyunun kendisi... It's the biggest piece of dog shit. Evet, aradaki benzerliği kendiniz görün. Yüzlerce birbirinin aşağı yukarı aynısı level, sizin gameplay olan minimum etkiniz, donate, VIP, bitmek bilmeyen ödüller, grafiklerinin güzel olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani... Evet, fakat grafikleri güzel olup da gameplay barındırmayan şeylere biz çizgi film diyoruz, oyun değil. Bu arada geçenlerde Kung Fu Panda'nın yeni filmine gitmiştim ve açıkçası beni pek sarmadı. Yani önceki bölümleri bilmiyorum, bana göre daha güzeldi. Trailerında Tai Lung'u görmüştüm mesela ve beklentim aslında çok daha yüksekti. Fakat Tai Lung'u çok boş yere yine öldürtmüşler. De neyse, spoiler vermeyeyim. Film hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum sadece.
Bir de bu oyunun online modunda başka NPC'lere saldırabilirsiniz. Bunun da aman aman zevkli bir süreç olduğu söylenemez. Yani o kadar. Oyun bu kadar. Parayı veren güçleniyor. Parasız oynayanlar ise neredeyse işlevsiz. Utanç verici bir oyun. Sürekli aynı şeyleri yapmak gerekiyor. Ve bu görevler çok vakit alıyor. Değerli oyuncularımız, yaşattığımız rahatsızlıktan dolayı çok üzgünüz. Mutlu oyunlar. Okay. Aslında bu oyun hakkında ayrı bir video yapmak lazım. Yapmayı da düşünüyorum zaten. Evrenin en cringe reklamlarına sahip oyunlardan bir tanesi. Bunları düşünen kişinin akıl sağlığının yerinde olduğunu düşünmüyorum. Hani böyle şeyleri ciddi ciddi oturup düşünmek lazım. Gece yoldan geçen arabanın önüne atlamadan önce. Gameplay olarak oyunun bir zamanlar reklamlarıyla hiçbir alakası yoktu. Gerçekten çok şaşırtıcı. Ta ki iş mahkeme ve davalara gelinceye dek. Gayet açık bir şekilde oyuncuları kandıran geliştiriciler göt korkusuyla oyuna o hepimizin bildiği bina ve bulmaca olayını eklediler. Bundan dolayı kendilerine ufacık respekt. Fakat bu oyunun leş olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Gameplay olarak aşağı yukarı hiçbir şey yapmadığınız bu oyunda 50'ye yakın karakter var. Hepsinin de geniş bir geliştirme aşaması var. Ne kadar geniş. Mesela karakterinizin sadece bir skillini 120 kez geliştirebilirsiniz. 120 kez Carl! Ve bunu yapmak zorundasınız. Yoksa rakiplerinizden direkt tek yiyorsunuz. Çünkü gameplay sizden tamamen bağımsız. Bu geliştirmeler için oyunu çok fazla oynamalısınız. Ve burada da ufak bir sorun var. Bunu yapamazsınız. Oyunda enerji olayı var. Yeter lan yeter! Yaptığınız tek şey karakterin ultisi dolduğu zaman onu kullanmak ki bunu da otomatiğe alabilirsiniz. Oyundaki donate olayından vesaire bahsetmeyeceğim. Tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Peki bu ihanet temalı, öldürülen ayıdan odunun düştüğü reklamın arkasında nasıl bir oyun yatıyor sizce? Evet, bitmek bilmeyen ekrana tıklamaca ve ödülleri almaca. Donate, aşırı zevkli bir gameplay, özgürlük. Yaklaşık bir 20 dakika bir şeyleri güçlendirdikten sonra artık oyunu oynamak istediğimi fark ettim. Varımı yoğunu fırını güçlendirmeye verdikten sonra keşfe çıkma hakkı açıldı. Evet, nefes kesen dinamik mücadele. Abi bu kadar da sıkıcı olamazsın ya. Milletin sıkılacağını bildikleri için hızlandırma ve otomatik modu da eklemişler. Tabii ben acemi olduğum için izlemek zorundayım. Ya da belki bunu da ayrıyeten satın almam gerekiyor. Emin... Evet lanet olsun satın almam gerekiyormuş. Oyundaki maksimum gameplay zaten bu. Onu da para vererek kendinize yok edebiliyorsunuz. Bu oyunda sizden bir tık daha parası olan bir kişi için basit ölümlüden başka hiçbir şey değilsiniz. Çünkü bu oyunda yağmalama muhabbeti var. Ve aylarca yemek vererek yaptığınız şeyleri gelip birkaç dakikaya elinizden alabilirler. Kim mi? Onlar. Zenginler. Oyun bir yerden sonra feci donate'e bağlı oluyor. Onsuz gelişemediğinizi fark ediyorsunuz ya da yavaş gelişiyorsunuz. E tabi bu bir tercih meselesi. O parayı oyuna yatırmayabilirsiniz. Hayır. Teke tek geldiğin Drogba formalı çocukla çıkışta karşılaşma simülatöründe yan geçmek doğru olmaz. Countmasters'tan bahsedecek olursak bu oyunda siz reklam izlemeyi reddetseniz bile izliyorsunuz ve bunu her elin sonunda yapıyorsunuz. Ki ellerde çok kısa sürüyor lanet olsun. Hani gameplay reklamların arasındaki geçişlerden ibaret. Gameplay demişken reklamlarla gösterilenlerle aşağı yukarı aynı. Ona laf edemem fakat oyunun ufak bir eksisi var. Level'ları neredeyse aynı ve zorluk hiçbir şekilde artmıyor. Gerçekten tek yaptığı bir şey 20 saniye gameplay 30 saniye reklam izlemek. Shit. Açıkçası bu konu uzadığı kadar uzayabilir. Mobil piyasanın nasıl bir çöplüğün içinde olduğunu az çok hepimiz görebiliyoruz. Hatta bunun hakkında bir video bile var. Yani benim kanalda. Bu konu üzerinde daha fazla durmak istiyorum. Bunu yapmayı da düşünüyorum zaten. Materyal olarak da gayet bereketli bir konu. Her şey bu videoya vereceğiniz etkileşime bağlı. Bu yüzden onu beğenmeniz benim için önemli. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.